Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz her zamanki gibi harikayız. Bugün yine karşınızda ekim, dikim, bir şeyler yapım işleriyle karşınızdayım. Masaya örtümüzü serdik, toprağımızı aldık. Toprak kovası geldi, benim şu meşhur toprak kovası. İki kova toprak getirmiştim çam ağaçlarının altından. Yine bitmiş. Kovanın biri zaten bitmişti. Bu da az bir şey kalmış. Dibini görmüş yani. Şöyle sukulent aldık geçenlerde Bauhaus'tan. Tutku aşırı derecede istiyordu sukulent. Ben de tacı tuz istiyordum. Siz de biliyorsunuz zaten. Bir tane tacı tuz. Şunu Ozan'a aldık. Yani kendi harçlıklarıyla, kendi paralarıyla aldılar. Bu Ozan'ın ismini bilmiyorum bunun. Şunu da Tutku aldı kendisine. Çiçek açmış diye. Bunu aldı da bu biraz tuhaf olur gibi oldu. Tutku da biraz açıkçası. Bu arada kızım Tutku. Merhaba. Kızımla yani Tutku'yla dikim yapacağız. Çünkü o da çok meraklı. Ona da aşıladım çiçek sevgisini ve birlikte yapacağız bu işlevleri. Tutku'nun sukulenti şöyle bir kopma yaşadı. Yani bilmiyorum Tutku şansından mı bilmiyorum da yani. Ozan'ınki çiçek açmaya meyletti. Tutku da isyanlarda tabii ki. Şunu da bir arkadaşımdan almıştım. Bunun da adını bilmiyorum. Siz de biliyorsanız söylersiniz. Bunu da küçük saksıya geçireceğim. Bakalım hayırlısı bir şeyler yapacağız şimdi. Sukulentler hakkında bilenler bilgi verirse çok memnun olurum. İlk defa sukulent bakacağım. İlk defa sukulente başlıyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Bir tane takipçim şey yazmıştı bana. İşte o kullandığın toprak olur abla. İçine biraz kum karıştır falan demişti de. Kum bulamadık maalesef. Üstüne de düşmedik. Yani Tutku da sabırsızlandı. Ben de bir an önce dikim yerine yerleşsin moduna girdim. Bilmiyorum. Umarım olur. Çok da emin değilim. Siz de bilgilerinizi paylaşırsanız gidişatı da takip edeceğim. Şöyle küçük biliyorsunuz mini saksılar aldım. 8 santimlik. Onlara geçireceğiz. Bu Tutku'nun, bu Ozan'ın, bu da benim. Şimdi hemen kendiminkinden başlıyorum. Tacı tuz'dan. Tacı tuz çok istediğim, sevdiğim bir sukulentti. Ve nihayet elime geçti. Şimdi aslında altına bir köpük müpük olsaydı iyi olurdu bunun da. Neyse altı delik zaten. Bunun şeylerini ayıracak mıyım ki? Bayağı geçirgen bir torf var içinde. Buna da perlit koymuşlar. Ama ben perlit koymayacağım. Bayağı da nemli altı. Ben bunları geldiğinden beri hiç sulamadım. Onu da belirteyim. Hiç sulama işlemi yapmadım. Buradan bebek mi vermiş o? Kökleri de bayağı var. Şu ışığı yakar mısın o zaman? Şöyle toprağını biraz döktüm. Komple de dökmek istemiyorum. Adaptasyon sorunu yaşamasın. O zaten kendisi yerini bulur, yerleşir. Güzel bir toprağı varmış. Fazla dökmek istemiyorum. Çünkü bilmediğim için olayını. Bu toprak da geçirgen bir toprak zaten. Hani şey değil. Çamur gibi bir toprak değil, geçirgen bir toprak. Bunu eski takipçilerim biliyordur zaten. O yüzden iyi olacağını düşünüyorum. Öncelikle tacı tuzumuzu şöyle dikelim. Bu tacı tuzu ben çok aradım. Gerçekten çok aradım. Bayağı aradım yani. Ama nihayet Bauhaus'tan aldım. Yani tacı tuz gerçekten güzel bir sukulent. Almak isteyenlere tavsiye olunur. Çiçeği çok güzel açıyor. Bende de açmasını umut ediyorum. Nereye konulacağı, nasıl bakılacağı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Bir tane yerde sordum. Kadın
Mutfakta pencere önünde bakıyormuş Taci Tosun'a. Benim de mutfakta pencere önündeydi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık geldiğinden bu yana. Umarım tez zamanda çiçeğini, bebeğini vesaire görürüz. Bizi sevindirir. O kadar aramama değer. Rengi falan güzel olduğunu umut ediyorum. Ve dikim işlemimiz bitti. Çok da güzel oldu. Saksının rengi de yakıştı. Kendisi de eğer pembemsi falan açıyorsa saksıyla tam uyumlu olur. Buna ben hafiften bir su koyacağım. Ondan sonra yerine yerleştireceğim. Zaten suyu sevmiyormuş. Sukulentler suyu sevmiyor. Ondan sonra unutabiliriz kendisini. Ve işlemimiz bitti. Şimdi Tutku hanımefendi dikim yapacak. Önce ben şu küçük sukulenti bir dikeyim. Şu küçük saksıya. Burada da etiket var ama çıkarsam mı? Şu küçük arkadaşımın verdiği sukulenti de toprağa geçireyim. Büyük gelişince, gelişirse eğer, onu da büyük saksıya geçiririz. Bunun da adını bilmiyorum ama bakalım isimleri neymiş. Size tek tek göstereceğim zaten. Döktüğüm toprağa diktim. Çünkü bu toprak güzele benziyor. Sukulent için. Bunda köklensin. Bir şeyler yapsın. Bunu seveceğini umut ediyorum. Büyüme gelişimiz gösterirse büyük saksıyı alırız. Şimdilik bu küçük saksı onun için yeterli. Evet Tutku hanımefendi. Şimdi sıra sizde. Sizi sahneye alalım. Bunlar çıkarsa ne yapacağım? Toprağından. Onu arkasından böyle sıkarak şöyle göstermiştim ya sana. Öyle alacaksın avucunun içiyle. Ters tutuyorsun. Öbür elinle tut. Kökünden, dibinden tut, dibinden tut. Şuradan dibinden sık. Sonra elini avucuna al. Ha? Tamam bitti. Tamam tamam bırak. Şimdi şeyini dök biraz toprağını. Çok dökmene gerek yok. Bak ayrılıyor. Tamam onlar ayrıymış demek. Önemli değil. Ayrı ayrı dikersin. Kökleri var neticede. Köpekleri de çok şey. Geçirgen. Tamam o öyle olması gerekiyor. Sukulent olduğu için. Hı. Tamam şimdi geçirebilirsin. O benimki. Evet abiminki. Ben koydum. Kırmızı mıydı seninki? Hı. Ben yanlış mı doldurdum? Tamam hadi. Koysana şunu. Neyi koyacağım? Şu toprağı alalım önce şuradan. Bir. Hayır öyle olmaz ama. Bir dakika dur. Çok şey oldu. Üstüne nasıl doldurma yapacaksın? Az bir dur. Derin olmasın fazla. Hı. Üzerine koymazsan şey yapmaz ki, durmaz ki. Bir çay kaşığı al eline. Bak şimdi. Şöyle aç, tamam mı? Şöyle. Aslında çiçeğini koparsaydık ya. Çiçeğine şey veriyor bu şimdi. Şöyle. Tamam mı? Şey toprağı tutsa yeter. Şu çiçeklerini kopartalım bence. Niye çektin çıkardın şimdi? Oradan zaten çıkacaktı. Hayır ben dikmiştim zaten. Hayır öyle değil. Kızım öyle değil bak. Şöyle yapacağız. Bitti. Hı. Tamam.
dedik. Çiçeği var mı? Yok. Tamam dedik. Ortaladık. Biraz daha toprak koyalım. Onu dibine ulaştır. Şunu da aynı şekilde tepesindeki çiçeği al. Çünkü şimdi çiçeğe şey yapar. Öyle. Evet. Tamam. Şimdi ona da yer aç. Dikimini yap. Üç kök müydü? Dört değil miydi? Şu var bak bir de önünde. Ha evet bu var bir de. Ben de diyorum dört köktü bu. Ne oldu birisi? Tamam bunun da tepesini kopar. Hı, tamam. Çiçekleri geçmiş zaten. Biraz köke gelişsin. Aç 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 yer aç. Yer aç. Yer aç kökler dibe şey yapsın. Tutunsun. Tamam. Olmadı. Önce girmeyin ki. Çukur yani. Aç. Önce bir çukur aç. Tamam şimdi koy. Dur. Bekle. Sıkma. Ve ortalayalım. Tamam. Dur. Gayet güzel gitmişsin. Tamam. Şunları toprak koyalım. Dur. Hiç kurcalama. Toprak koyalım. Çok küçük saksı. Küçük değil. Küçük saksıyı seviyor zaten bunlar. Baksana şuna minnacık saksıdalardı. Küçük saksıyı seviyor bunlar. Heh, tamam. Tek tek niye dikilmişti? Tek olsaydı daha iyiydi. E sen onu seçtin. Yapacak bir şey yok. Şimdi sıra Ozan Bey'in içinde. Onu ben dikeceğim. Kendisi görev şeyini bana ne derler? Devrettim. Görev temsilini bana devretti. Devrediyor musun Ozan Bey? Hı hı. Bunlara ne dikeceğiz? Bunlar şimdilik kalsın. İleride sukulent şey yaparsak kullanırız. Çok güzel saksılar ama. Bu bayağı bir etli. Güzel. Bu bir tane etli vardı. Hatırlıyor musun? Sana al dedim de almadın. Etliydi çünkü. Etli olduğu için almadım ben. Çok güzeldi ama onu alsaydın. Ben alacaktım sen etli dedin. Tamam etliyi al dedim onu. Ben almadın kendin almadın. Etli demek ben şey kötü bir şey sandım ne bileyim ben. Etli demek şu yaprakları kalın böyle şey demek yani. Dolgun, sulu demek. Ben öyle anlamadım ki. Ne anladın? Ben kötü bir şey sandım yani. Yaprağına et koymuşlar. Hayır hayır. Yaprağına su gitmiş yapmış falan. Hayır etli güzel dolgun demek istedim ben. Öyle bir tabir var. Hiç mi duymadın kızım ya? Tamamdır fazla kurcalamayacağım. Onun da kökü çünkü biraz yani çok etrafını komple köklenmemiş. Tek taraftan kök yapmış. Profesyonel iş yapmıyoruz. Neticede biz ev ortamında hobi olarak kendi çapımızda deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden yani işte saçma bulanlar olabilir, olacaktır illaki. Ama dediğim gibi biz profesyonel değiliz bu konuda. Sadece
hobimiz olduğu için kendi çapımızda uğraşıyoruz ve öğreniyoruz. Her gün bir şey öğreniyoruz ve dikim işlemimiz bitti. Bunlara şey ya, bu tabakta ne vardı? Şey vardı. Su koysaydık bunların suyunu da. Evet canlarım, güzellerim. Dikim işlemimiz bitti. Şimdi bunlara can suyu vereceğim. Azıcık bir şey. Sonra pencerenin önüne koyacağım. Herkes kendi sukulentine bakacak. Ben tabii ki tacı tusumu. Tacı tus. Tacı tus diyeceğim. Tacı tus bellum. Bu çok güzel açıyor gerçekten. Umarım açar, çiçeğini de görürüz. Tacı tusumla ilgileneceğim. Ötekiler beni ilgilendirmiyor. Herkes kendi sukulentine bakacak. Ondan sonrasında biz de sukulent öğrenmiş olacağız, nasıl olacağız yani, öğrenmiş olacağız nasıl bir şey olduğuyla ilgili bilgimiz olacak. Bugünkü video konumuz böyleydi güzellerim. Umarım keyif izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.